Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kamera incelememizde Rexin V6 model kamerayı inceleyeceğiz. Hemen açılımını yapalım. Evet. Kameramızın kutusu böyle. Üzerindeki yazan her şey Çince. Çok nadir İngilizce yazılar var. Hemen kutu içeriğine bakıyoruz. Şöyle yandan kapaklı değişik bir kutusu var. Evet. Kameramız bu arkadaşlar. Üzeri mavi deri kaplı bir malzemeden yapılmış. Yani ben bunu ilk başta deri zannetmiştim ama değilmiş. Böyle hafif sert bir deri görünümlü bir plastikten yapılma. Arkasında geniş bir LCD ekranı var. Şu kısımlar direkt olarak metal. Metalden yapılmış. Çerçevesi de metal. Üzerinde HDMI çıkışı, reset yeri, micro SD kart girişi, AV çıkışı, enerji girişi ve GPS in var. GPS in denedim ama çalışmadı. Novatek 96650 chipsete sahip. Yani G1V ve A118 ile aynı chipseti kullanıyor. Özelliklerine biraz sonra değineceğim. Kutu içeriğine bakalım. İçerimizde bilgisayar bağlantı kablosu, bir adet şarj adaptörü var, arabaya çakmaklık adaptörü var arabaya takmak için. Evet, bu herhangi bir farklı bir şey yok. Cama tutturma aparatı, biraz sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağım size. İçinden de bir sürü işte ıvır zıvır bu çıkartma var. Aracımda herhalde araç kamerası var diye bir çıkartma sanırım bu. Çince bir sürü şeyin yazdığı bir kullanım kılavuzu. Buradaki her şey de Çince. Allah'tan menüler İngilizce. Yani bunlardan pek bir şey anlamıyoruz. Gelelim şimdi kameranın özelliklerine. Kamerada çok değişik bir sök çıkar sistemi düşünmüşler. Bu benim ilk başta hoşuma gitti. Yani çok pratik bir şekilde camda takılıyken çok rahatça söküp çıkartıp tekrar takabiliyorsunuz. Fakat benim kafamdaki soru işareti şu oldu. Bu metal bir yüzey ve bu da plastik. Yani bu komple güneşte cayır cayır yanarsa bu kısım, burası ne kadar ileride sağlıklı çalışacak? Yani gevşeyip kendini bırakacak mı? Çünkü sıcaklıktan belki bu plastiği eritecek kadar yüksek derecede ısınacak. Yani bu konuda hiç emin değilim açıkçası. Ve içinde de 320 mAh'lık bir pil bulunuyor. Tam da Türkiye'de sıcak yaz aylarına giriyoruz. Şimdi kameramızın LCD ekranı gayet ferah ve geniş. Her şey, bütün detaylar önünüzde. Böyle geniş bir lensi var. Kayıtlarda şöyle bir kayıt kalitesine baktım. 12.000 mpps netlikle kayıt yapmakta. Ve bu değer bence böyle bir kameraya, yani şu anda fiyatı 78-84 dolar. Bir kahverengi modeli var, bir de mavi modeli var. Fiyatları 70 ile 80 dolar arasında değişiyor. 12.000 megapiksel değerleri benim için bence biraz düşük geldi. Menüleri aynı şey gibi. A118'in menüleriyle birebir aynı. Hiçbir değişiklik yok. Zaten aynı chipseti kullanıyor. Önünde bir tane lamba gibi bir şey var. Onu açıp kapatabiliyorsunuz. Bayağı güçlü bir ışık veriyor. Onun dışında ekstra auto update time
Ha, bu GPS ayarı. Başka da bir herhangi bir farklı bir ayarı falan yok. Yani menülerde bildiğimiz menüler, yani iOS 18'deki menülerle aynı. Hareket sensörü falan var. Bunun hareket sensörünün hassasiyet ayarları yok. İşte yani plakanızı işleyebiliyorsunuz. Güzel bir kamera ama hani şimdi bu mavi renk, eğer aracınız şu renkse bence çok hoş durabilir aracınızda, ya da bunun kahverengi modeli var. Kahverengi modeli için de güzel durabilir diye düşünüyorum. Ama netlik bakımından G1 VC şu anda 40 dolar, 39-40 dolar arasında satılıyor. Ve 12.000 mppsi değeri veriyor. Bu da aynı şekilde 12.000 mppsi değeri veriyor ve fiyatı neredeyse iki katı. Yani bana kadar açıkçası çok cazip gelmedi, ama özellikle aracında model ve tipe önem verenler, hani şöyle söyleyeyim, aracı mavi, bu da şık duracağını düşünüyor aracında, bu kamerayı tercih edebilir. Bir de bunun kahverengisi var dediğim gibi. Yani cam aparatını uzun süre test ettim. Camda gayet sıkı oturuyor, sıkı tutuyor. Yani buradaki dezavantaj ne olur? Bu parça eğer ileride deforme olursa, bunun normal aksiyon kamerada ya da herhangi bir kameranın şeyi gibi değil. Bu kendine has bir parça bu. Bunu kolay kolay bulabilir miyiz, temin edebilir miyiz, onu bilmiyorum. GPS girişinde menüden GPS'i aktif ettim, GPS taktım, denemeler yaptım, fakat GPS bir türlü kilitlenmedi. Yani hız bilgisi kilometre olarak gözüktü, ama hani hız bilgisini de ilerletmedi, 0 kilometre olarak kaldı. Belki yeni bir firmware ile ileride GPS desteğine daha düzenli bir hale getirebilirler. Açıkçası GPS'i de çalışmadı. Yani tipi hoşunuza gittiyse tercih edebilecek bir kamera, ama kesinlikle bir fiyat performans lideri değil. Malzeme kalitesi anlamında dersek benim gözüme güzel gözüktü, fakat kapasitesi biraz yüksek bir pil var içinde. Aşırı sıcaklarda ne yapar, nasıl, neler olur, hiç bilmiyorum. Ama artık üretirken bu tarz şeyleri bu sıcaklığı da göz önüne alarak daha kaliteli pil kullanıyorlar. Bu cihazda da kaliteli bir pil kullanılmışsa bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani ekranı için, ekranı geniş, ferah ve de modeli açısından tercih edilebilir bir kamera. Tabii A118C'nin şu anda MPS değerleri 15.000 civarında ve fiyatı da 50 dolar. Ve GPS desteğini de sunuyor. Yani bir değişik bir kamera incelememiz oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.